Herkese merhaba. Bu videoda sizlerle beraber Huawei D16 2024 model laptopu detaylıca inceleyeceğiz. Şimdi gelin isterseniz videomuza başlayalım. Her zaman olduğu gibi cihaz satın almak isteyenler için aşağıya özel bir kod bırakıyorum. Buradan cihazın lansman döneminde bana özel bu kodla daha uygun fiyata alabilirsiniz ve aynı zamanda bir takım ekstra hediyeleri de var. 1 yıl uzatma garanti ve bir de FreeBuds SE2 modelini hediye olarak veriyor bu cihazı satın aldığınız zaman. Şimdi gelin videoya başlayalım artık. Gelelim performans kısmına. Böylelikle testlere de yavaş yavaş geçeceğiz tabii ki. Bu cihazı 4 farklı seçenek satın alabiliyorsunuz. İki tanesi i5, bir tanesi i7, diğeri ise i9. Bana teste gelen cihaz en yüksek versiyonu 13. nesil Intel Core i9 13900H işlemciyle beraber geliyor bu cihaz. Aynı zamanda grafik birimi kısmında da iki farklı seçeneğimiz var. Bunlardan bir tanesi Intel Iris X, diğeri ise Intel'in UHD grafik sistemine sahip olan laptop versiyonu. Burada seçeceğiniz işlemciyle beraber grafik birimi de otomatik olarak değişiyor arkadaşlar. Depolama olarak 512 veya 1TB seçebiliyorsunuz. RAM kısmına geldiğimiz zaman ise 8 veya 16 GB RAM arasında tercih yapılabiliyor. 16 GB'ın üstüne çıkılamıyor ne yazık ki. Hazır SSD demişken bununla ilgili bir test gerçekleştirdim. Her zaman olduğu gibi Blackmagic Speed'den. Burada yazma hızında 3127 MB bölü saniye. Okuma kısmında ise 3690 MB bölü saniye gibi verilere ulaştık arkadaşlar. Ve her zaman olduğu gibi gerçekleştirmiş olduğum video render testlerini bu laptopta da gerçekleştirdim. Şimdi 16 dakikalık Full HD bir video renderında ilk olarak cihazı güce bağladım ve güce bağladığım zaman burada aldığım değer 4 dakika 39 saniye oldu. Sonrasında burada cihazı güçten çıkardım. Pilde sadece çalıştırdım. 4 dakika 48 saniye gibi bir veri aldık arkadaşlar. Sonrasındaki testimiz 5 dakika 120 FPS'lik 4K bir videoydu. Burada da renderımızı 2 dakika 18 saniye içinde gerçekleştirdik. Bir sonraki testimiz bildiğiniz gibi 8K'lık 1 dakikalık RAW bir video. Bu da 11 dakika 8 saniyemizi aldı render yapması. Ben buraya zaten bir kıyaslama tablosu koyacağım. Oradan detaylı olarak bakabilirsiniz. Özellikle D16'nın 2022'de gelen versiyonuyla yapmış olduğum bu testleri zaten birebir aynı koşullar altında gerçekleştirdim. Hiçbir fark yok, bunu emin olabilirsiniz. Burada ciddi farklar olduğunu görebiliyoruz. Ve güzel notlarından bir tanesi abisi olan 16S ile kıyasladığımız zaman veriler aslında çok da benzer. Bunun da altını çizmek istiyorum. Ve tabii ki önemli notlarından bir tanesi bana burada 2024'te gelen cihaz i9, onun da biraz farkı olmuş olabilir tabii ki. Şimdi fotoğraf kısmına geldiğimiz zaman Photoshop'ta da burada 62 adet 50 megapiksellik RAW fotoğrafı JPEG'e çevirdik. Bu da yaklaşık olarak 2 dakika 24 saniyemizi aldı arkadaşlar. Bunun da yine kıyaslama tablosunu buraya koyuyorum. Daha önceki laptoplarla kıyaslama sürelerine buradan siz de bakabilir, karar verebilirsiniz. Isınma ve fan testi kısmına geldiğimiz zaman ise laptopu ilk olarak açtım ve standart Windows güncellemelerini vesaire bunları gerçekleştirdim. Sonrasında artık Photoshop vesaire yüklemeden önce cihazımızın sıcaklığı 27 ila 31 derece arasında değişiyordu laptopun bölümlerine göre. Sonrasında 1080 ve 4K renderları aldıktan sonra 8K renderın ortalarına doğru sıcaklığı bir daha test ettim. Burada ise 30 ila 38,5 dereceye kadar bir yükselen sıcaklığımız oldu. Bu da zaten klasik bir değer denilebilir. Öyle ciddi bir sıcaklığa ulaşmadı laptopumuz. Fan sesi kısmına geldiğimiz zaman render alırken çok böyle rahatsız etmeyen, arka tarafta usul usul çalışan bir render sesi bulunuyor. Özellikle 8K RAW video işlerken bile aynı şekilde çalıştı burada. Fan, ekstra bir fan açmadığını da belirtmek istiyorum. Her zaman olduğu gibi gövde ve tasarımıyla başlayalım. İnce ve şık bir tasarımla beraber geliyor D16 2024. Aynı zamanda metal bir gövdeye sahip. Bu seviyedeki diğer laptoplarla kıyasladığınız zaman en büyük fark burada diyebiliriz. Çünkü normalde diğer laptoplara baktığımız zaman genellikle plastik kasaya sahipler. Burada D16'ya elinizi böyle koyduğunuz zaman bu kalite hissiyatını alabiliyorsunuz. Metal bir gövdeye sahip olmasına rağmen aynı zamanda hafif de bir gövdesi var. 1.78 kilogram gibi bir ağırlığı var. Yine rakipler arasından hızlıca sıyrılmasına sebebiyet veriyor. Renk olarak uzay grisi rengiyle geliyor ve 180 derece açılabilen bir ekran var. Böylelikle karşınızda biri varken bir sunum vesaire bir şey göstereceksiniz, hızlı bir şekilde ekranı tamamıyla açıp gösterebiliyorsunuz. Gövdesinde 2 hoparlör, 2 mikrofonu var. Bununla ilgili zaten testlerimi ilerleyen dakikalarda sizlerle paylaşacağım. Bluetooth 5.1 ile beraber geliyor ve Wi-Fi 6 desteği var. İçerisinde Huawei'nin MetaLine antenleri bulunuyor. Bu da 270 metreye kadar Wi-Fi desteğini sağlıyor arkadaşlar ki gerçekten iyi bir destek bu. Daha öncesindeki bir iki tane Huawei laptopta yine bunu görmüştüm. Bu da yaklaşık olarak 2,5 futbol sahası gibi bir açıklığa tekabül ediyor. Tabi bunun için açık bir ortamda olmanız lazım. Böyle duvarlar vesaireler olmaması lazım. Bunun da altını çizelim. Huawei aynı zamanda laptoplarını uzun dönem kullanımda da sıkıntı çıkmaması adına bir sürü test gerçekleştiriyor. Bu testlere baktığımız zaman yüksek sıcaklık ve yüksek nem testleri, tip C'ye bağlantı noktası testleri, yani sürekli takıp çıkarıyorlar burada tip C kabloları. Klavye kullanım ömrü testi, menteşe kullanım ömrü testi ve aynı zamanda touchpad'in yüzeyiyle ilgili bir takım testler gerçekleştiriliyor. Yani kısaca şöyle
düşünebilirsiniz. Bu laptopta kullanacağınız çoğu yer defalarca test edilmiş ve bu testlerden sonuçça geçmiş, karşımıza o şekilde geliyor. Şimdi gelelim ekran kısmına. 16 inçlik bir ekranımız var. IPS panelimiz var. IPS panel olduğu için 178 dereceden ekranı farklı açılardan baksanız da aynı görüntü kalitesini görebiliyorsunuz. Bu gerçekten güzel. Aynı zamanda 1920x1200 çözünürlüğüne sahip ve 142 ppi piksel yoğunluğuyla beraber geliyor. Ekran kasa oranına geldiğimiz zaman %90 gibi bir ekran kasa oranı var ki gerçekten güzel. Kenarlara baktığımız zaman 4.6 mm'lik dar çerçeveler var. Bu ekran kasa oranını da aslında sağlayan şey bu desek yanlış olmaz ve 16:10 ekran boy oranıyla geliyor. Birden 16'ya 9'du biliyorsunuz, daha sinematikti. Sonrasında 16:10 yaptılar çoğu laptopu. Böylelikle ekran biraz daha büyüdü ve bu da tabii ki doğal olarak iş akışımızı hızlandıran güzel bir nokta oldu. 300 nit parlaklığımız var ve %100 sRGB renk gamutunu destekleyen bir renk gamutu var. Yani bu da şu anlama geliyor. İçerik üreten kişiler için sRGB önemli bir renk gamutu. Bununla ilgili olarak zaten hani sosyal medyada paylaştığımız her şey genellikle sRGB üzerinden ilerliyor. O yüzden içerik üreticileri ve grafik tasarımcılar için doğru renkleri alabileceği bir renk gamutunu bizlere sağladığını da söylemekte fayda var. Şimdi gelelim webcam kısmına. Üst tarafında güzelce gizlenmiş 720p çözünürlüğünde bir webcamimiz var. Yan tarafında bir tane LED'imiz var. Kamerayı kullandığınız zaman bu LED yanıyor. Aynı zamanda çevrim için toplantı yaparken ekranın merkezinde kalmamızı sağlayan follow cam özelliği de var. Daha önceki Huawei laptoplarında bunu size göstermiştim. Göz teması özelliği var. Kameraya bakmasanız bile cihaz burada bir AI yardımıyla kameraya bakıyormuşsunuz gibi gösteriyor. Bunlara ek olarak arka planınızı göstermek istemiyorsanız sanal bir arka plan da yine ayarlayabiliyor sizler için. Şimdi gelin isterseniz webcam ve mikrofon testine şöyle hızlıca bir göz atalım. Evet, şimdi Huawei D16 ile beraber bir webcam ve aynı zamanda mikrofon performansı testi gerçekleştiriyorum. Şu anda hava parçalı bulutlu, çok yoğun bir güneş yok. Sessiz ve kapalı bir ortamdaki hem mikrofon hem de aynı zamanda 720p çözünürlüğüne sahip olan kameranın testini sizlerle beraber gerçekleştirmiş olduk. Şimdi gelelim klavye kısmına. Tam boy bir klavyemiz var burada ve aynı zamanda numpad de bulunuyor. Yani özellikle böyle sayısal işlemler yapacak olan kişiler için bence önemli bir artı. Ancak halihazırda numpadsiz bir laptop kullanıyorsanız buna geçtiğiniz zaman klavye diziliminde yazı yazarken biraz daha böyle alışma süreciniz olacak. Benim normalde kullandığım laptoplar numpadsiz, o yüzden buna geçtiğim zaman böyle testleri yaparken klavyede hızlı yazamadım. Bunun için belirli bir kas hafızasına ihtiyacınız var. Numpad'in üstüne 4 tane de kısa yol tuşu eklenmiş. Bunlara ek olarak ben klavyenin yazım hissiyatını beğendiğimi söylemek istiyorum. Sessiz ve tuşa basım hissiyatı gayet güzeldi. 3 kademeli bir aydınlatması var. Açık, kapalı ve biraz daha aydınlık olmak üzere. Düşünebilirsiniz, tuşların mesafesi de 1.5 milimetrelik bir aralığa sahip arkadaşlar. Şimdi isterseniz gelin bir ses performansına bakalım klavye nasıl yazıyor. Klavyenin üst tarafında bir güç tuşu bulunuyor. Bu güç tuşunun üzerinde aynı zamanda bir de parmak izi okuyucu var. Böylelikle laptopu buradan da şifre girmeden açabiliyoruz. Touchpad'e geldiğimiz zaman son zamanlardaki Huawei laptopların touchpad'i bana bir tık sesli geliyor. Bunda biraz daha ses azalmış ve touchpad'in tıklama hissiyatı daha da yükselmiş bence. Aynı zamanda isterseniz tıklamadan direkt dokunarak da işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Şimdi de gelin touchpad'e hızlıca göz atalım. Hoparlör kısmında ise ses performansı bana yeterli geldi. Biraz daha bas olsa tabii daha keyifli olurdu. Ancak gayet temiz ve sesin yüksekliği de başarılı. İsterseniz gelin ses performansını beraber dinleyelim. Laptopun üzerindeki giriş ve çıkışlara baktığımız zaman bir tane USB Type-C 3.2 birinci jenerasyon bulunuyor. Bu giriş üzerinden veri aktarımı yapabiliyorsunuz, şarj aktarabiliyorsunuz ve aynı zamanda görüntüyü bir yere aktarmak isterseniz bu da mümkün. Bir tane USB Type-A 3.2 birinci nesil bulunuyor. Bir tane USB Type-A 2.0 bulunuyor. Bir tane tam boy HDMI ve bir tane de 3.5 mm'lik kulaklık ve mikrofon girişi bizlere sunulmuş. Şimdi ise gelelim pil performansına. Cihazımızın içerisinde 70 watt saatlik bir pil bulunuyor ve kutusunun içerisinden 65 watt'lık bir güç adaptörü çıkıyor. Daha öncesindeki Huawei laptoplarında güç adaptörünün üzerinde bir Type-C giriş bulunurdu ve kabloyla Type-C giriş ayrılırdı. Ancak bu cihazla beraber Type-C giriş buradan çıkmıyor. Burada bu şekilde bir değişikliğe gitmişler. Bunun altını çizmek istiyorum. Şarj performansı kısmına geldiğimiz zaman burada da bir takım testler gerçekleştirdim. %19 ile başladığım şarj performansına 15 dakikalık bir şarjda %37'ye yükseldik. Yarım saat sonra %55'e yükseldik. 45 dakika sonra %73'e yükseldik ve 1 saatin sonrasında ise %89'a yükseldik.
geldik. Yani özetlememiz gerekirse pilimiz %19'dan %89'a 1 saat içerisinde yükseldi. Huawei laptoplarında beğendiğim güzel özelliklerinden bir tanesi tabii ki süper device, yani süper cihaz özelliği. Daha öncesinde zaten bunu size göstermiştim. İlgilenenler ve izleyenler zaten bunu biliyordur ama burada yine göstereceğim. Huawei tabletiniz ya da Huawei bir telefonunuz varsa cihazlar kendi arasında çok rahat bir şekilde dosya alışverişi yapabiliyor ya da cihazları ikinci bir ekran olarak kullanabiliyorsunuz. Tablet üzerinde burada size ufak bir bağlantı gösteriyorum şu anda. Burada gördüğünüz gibi dosya aktarımları gerçekten çok kolay. İsterseniz laptoptaki dosyayı, tableti, tabletteki dosyayı laptopa çok rahat bir şekilde aktarabiliyorsunuz. İkinci bir ekran olarak kullanabiliyorsunuz ya da ekranı aynalama olarak da kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bağlantı aynı zamanda cep telefonları üzerinden de yapılabiliyor ama Huawei cep telefonu olması lazım. Bunu da unutmamanız gerekiyor. Laptopunuz üzerinden kullanabiliyorsunuz. Yine dosya aktarımları çok kolay ve aynı zamanda uygulamaları da burada laptopunuzun üzerinden açabiliyorsunuz arkadaşlar. Yine burada söylememe gerek yok ama eğer hoparlör, kulaklık vesaire bu tarz Huawei aksesuarlarınız varsa yine süper device, yani süper cihaz özelliğiyle çalışabiliyor. Ve bir diğer güzel özellik ise tüm cihazlarınızda ortak bir arama yapabiliyorsunuz. Yani bu ne demek? Tabletinizde ya da telefonunuzda bir görüntü var. Bunu laptopunuzdan arayabiliyorsunuz. Ya da telefonunuzdayken laptopunuzda olan bir görüntüyü genel arama menüsü üzerinden arayıp kullanabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, genel olarak dilim döndüğünce sizlere Huawei D16 2024 model laptopu anlatmaya çalıştım. Sizin de hala daha aklınızda soru işaretleri kaldıysa aşağıdaki yorumlar kısmında yorumlarınızla bunları bana sorabilirsiniz. Ben de elimden geldiğince bunları cevaplayacağım. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz mutlaka beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bana destek olmak için de kanalıma abone olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.